Gülsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle şekline hayran kalacağınız tarifi bana ait olan yepyeni bir tarif paylaşacağım. Şekli şahane, tadı efsane olan böreğimizin hemen tarifine geçiyoruz. Bu tarif için kullanmış olduğum bardak ölçüm 150 ml su alıyor. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler 8 bardak un, 2 bardak süt, 1 bardak su, yarım bardak sıvı yağ, bir yumurtanın beyazını içerisine, sarısını da üzerine sürmek için ayıracağız. Bir yemek kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, bir paket mayanın sadece yarısını kullanacağız. Yani 22 gram kullanacağız. Yaş maya yerine bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Hamur yoğurma kabımızın içerisine 1 bardak ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım paket mayamızı ufaladıktan sonra çırpma teliyle güzelce çırparak maya ile şekeri eritiyoruz. Sert kuru maya kullanacaksanız erittikten sonra şöyle bir 10 dakika bekletmeniz gerekiyor. Ama yaş maya kullanacaksanız bekletmeniz de gerekiyor. Hemen diğer malzemeleri sırasıyla ilave ediyoruz. 2 bardak ılık süt, yarım bardak sıvı yağ, bir yumurtanın beyazını içerisine, sarısını da üzerine sürmek için ayıracağız. Beyazını içerisine ilave ediyoruz. 2 tatlı kaşığı tuz da ilave ettikten sonra tekrar bütün malzemeleri birlikte çırpıyoruz. Unumuzun ilk etapta yarısını ilave ediyoruz. Çırpma teliyle çırparak karıştırıyoruz. Çırptıkça kıvamını alacaktır. Belli bir kıvama geldikten sonra geri kalan unumuzu da azar azar dikkatli bir şekilde ilave ederek elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Un miktarı kullanacağımız yumurtanın büyüklüğüne ve onun kalitesine göre değişebileceği için o yüzden en sona bir yarım bardak un bırakıyoruz. Gerekiyorsa da ilave ediyoruz. Ve gördüğünüz şekilde poğaça hamurundan biraz daha sert bir hamur elde ediyoruz. Mayalı bir hamur olduğu için 1-2 dakika yoğurdunuzda hemen kıvamını alacaktır. Üzerine streç folyoyla veyahut da kapağıyla sıkıca kapatıyoruz. Kalın bir bez örtüyoruz ve en az şöyle yarım saat bekletiyoruz. Bu arada iç harcımızı hazırlıyoruz. İç harcımız için şöyle 3 yemek kaşığı konserve domates kullandım. Konserve domatesiniz yoksa da şayet 2 tane domatesin kabuğunu soyduktan sonra rendeleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı biber veya domates salçası. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 2 tatlı kaşığı tuz. Karabiber. Kırmızı toz biberi de ilave ettikten sonra şöyle kaşık ile karıştırıyoruz. Bu arada ben keki ilave etmeyi unuttum. Sonradan kekik aklıma geldi. Bir tatlı kaşığı da keki ilave ediyoruz ve hepsini güzelce birlikte karıştırıyoruz. Yaklaşık 80 gram az yağlı beyaz peynirimizi gördüğünüz şekilde çatal ile ezdirerek ufalıyoruz. Ufalamış olduğumuz beyaz peyniri sosumuzun içerisine ilave ediyoruz. Sos ile peyniri güzelce karıştırıyoruz. Benim evde sarımsak kalmamıştı. Şayet evinizde sarımsak varsaydı, şöyle 2-3 diş sarımsağı da küçük küçük doğradıktan sonra içerisine ilave ederseniz sarımsak sosumuz ayrı bir lezzet katacaktır. 2 tane yeşil soğanı da gördüğünüz gibi küçük küçük kesiyoruz. Üzerine de şöyle minik domatesler kullanacağız. Hamurumuzu sadece yarım saat bekletmemiz yeterlidir. Hamurumuzu yarım saat beklettikten sonra kapağını açıyoruz. Tahtamıza bol miktarda un serpiştirdikten sonra hamurumuzun hepsini tahtamızın üzerine alıyoruz. Aslında ben bu hamuru yoğururken farklı bir niyetle yoğurmuştum. Daha sonra farklı bir börek yapacaktım. Yaparken de kendiliğinden gelişti. Çok daha farklı bir börek yaptım. O yüzden şu anda gördüğünüz gibi hamurumuz büyük olduğu için hamurumuzu 3 parçaya kestim. 3'e kesmiş olduğumuz hamur parçalarımızın sadece böreğimiz için 2 parçasını kullanacağız. Diğer 3. parçayı da üzerine pizza gibi sosunu sürüp fırına sürebilirsiniz. Hamurumuzun 3'ünü de gördüğünüz şekilde avucumuzun içerisine yuvarlıyoruz.
Yuvarlamış olduğumuz parçanın bir tanesini alıyoruz. Diğer iki tanesini üzeri kırmaması için kenarsız bir bez veyahut da fırın kağıdıyla örtüyoruz. Tahtamızın her tarafına bol miktarda un serpiştiriyoruz. Hamurun üzerine de un serpiştirdikten sonra şöyle büyük bir fırın tepsisi büyüklüğünde yuvarlak açıyoruz. Açmış olduğum yufkanın aşağı yukarı tam çapı şöyle 36 santimdi. Yaklaşık çapı 40 santim olan şöyle bir fırın kağıdı kestim. Açmış olduğumuz yufkayı mutlaka fırın kağıdının üzerine koymalıyız. Bundan sonraki işlemi fırın kağıdının üzerinde yapmamız gerekiyor. Fırın kağıdının üzerine koyarken hamurumuz şöyle hafif toplandığı için merdane ile tekrar fırın kağıdımızın büyüklüğüne göre açıyoruz. Tam yuvarlak olması için şöyle ben servis tepsim vardı. Onu üzerine koyup ona göre kestim. Şayet böyle bir servis tepsiniz veya tabağınız yoksaydı normal fırın tepsisini koyup o tepsinin kenarından da yuvarlak bir şekilde kesebilirsiniz. Kesmiş olduğumuz kenarları da toparlıyoruz ve diğer üçüncü hamurumuzun içerisine ilave ediyoruz. Ve şöyle tam düzgün bir yuvarlak elde ediyoruz. Yufkamızı ben sizlere daha kolay şekil verirken gösterebilmek için servis tepsinin üzerine aldım. Fakat sizler direkt fırın tepsisinin içerisine alabilirsiniz. İkinci hamurumuzun da aynı şekilde altını üstünü unladıktan sonra merdane ile açıyoruz. Açmış olduğumuz yufkayı fırın kağıdının üzerine alıyoruz. Kağıdın üzerine aldıktan sonra toplanan hamurumuzu tekrar yine merdane ile hafif açtırarak tam fırın kağıdımıza göre açıyoruz. Aynı şekilde bu hamurumuzu da diğer hamurumuzun büyüklüğünde kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz kenarları toparlayarak çıkartıyoruz. Ve bu hamurumuzu da üçüncü hamurun içerisine ilave ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz peynirli salçalı sosumuzu gördüğünüz şekilde yufkamızın üzerine dosdolay koyuyoruz. Küçük küçük kesmiş olduğumuz soğanları üzerine serpiştiriyoruz. Sonra da serpiştirdikten sonra diğer yufkamızı da fırın kağıdı ile olduğu için rahatlıkla fırın kağıdı ile birlikte alıp ters çeviriyoruz ve ters bir şekilde kapatıyoruz. Ben yalnız başım olduğu için koyarken hafif şöyle bir kayma yaptım. Fakat sorun değil, elinizle çekiştirerek uçlarını birleştirebilirsiniz. Fazla gelen kenarını da keserek çıkartabilirsiniz. Şöyle keserek tam bir yuvarlak yapıyoruz. Ve gördüğünüz şekilde çapraz bir şekilde öncelikle kesiyoruz. Kalan aralardan tekrar çapraz bir şekilde kesiyoruz. Kenardan çıkartmış olduğumuz parçalardan küçük bir parça kopardım. Avucumun içerisine yuvarladıktan sonra tahtanın üzerinde şöyle hafif bir yuvarlak açtım. Şöyle yuvarlak açtıktan sonra tam yuvarlak olması için bardak ile gördüğünüz şekilde kesip çıkartıyoruz. Kesmiş olduğumuz yuvarlağı böreğimizin ortasına koyuyoruz. Şekil vermek için şöyle gördüğünüz kısımlardan bıçak ile hafif kaldırıyoruz ve parmak uçlarımız ile şöyle iki tarafını birleştirerek iyice bastırıyoruz. Kesmiş olduğumuz diğer kısımları da aynı şekilde bıçak kullanarak hafif kaldırıyoruz ve iki ucu birleştiriyoruz. Bıçak işimizi kolaylaştırıyor. O yüzden mutlaka bir tarafını bıçak kullanarak kaldırırsanız şekil vermek sizin için çok daha kolay olacaktır. İç harcı koymuş olduğumuz kısımları şöyle hafif elimizle bastırarak kenara doğru ittiriyoruz. Dediğim gibi ben bu böreği nasıl yapacağımı bilememiştim. Yaptıkça gelişti. Aslında aklımda böyle bir şekil vermek yoktu. Daha sonradan yaptıkça aklıma geldi.
Kesmiş olduğumuz bütün parçaları gördüğünüz gibi aynı şekilde bıçak ile kaldırıyoruz ve parmak uçları ile birleştiriyoruz. Pişerken açılmaması için birleştirmiş olduğumuz o kısımları tekrar parmak uçları ile bastırarak iyice birbirine yapışmasını sağlıyoruz. Kenardan çıkartmış olduğumuz hamurlardan şöyle küçük bir parça daha kopartıyoruz. Avucumuzun içerisinde yuvarlıyoruz. Ve ortasına koyuyoruz. Minik domatesleri ben ikiye böldüm. İkiye kestikten sonra gördüğünüz kısımlara domateslerimizi yerleştiriyoruz. Bu böreği dediğim gibi yaptıkça kendiliğinden gelişti. Domatesleri de koymak daha sonradan aklıma geldi. Domatesleri de dizdikten sonra üzerine şöyle temiz bir bez veya fırın kağıdı örtüyoruz. Ve yaklaşık şöyle oda sıcaklığında 20 dakika bekletiyoruz. Lütfen acele etmeyin ve mutlaka bir 20 dakika bekletin. İçerisinden ayırmış olduğumuz yumurta sarısını güzelce çırpıyoruz ve çırpmış olduğumuz yumurtamızı böreğimizin üzerine sürüyoruz. Ben önceki yumurtayı şöyle kenarlarına sürdüm. Ortasındaki yuvarlağın üzerine sürdükten sonra yuvarlağın üzerine çörek otundan serpiştirdim. Kenarlarına da susam serpiştirdim. Daha önce de söylediğim gibi aslında ben farklı bir börek yapacaktım. Fakat bu böreği yaptıkça farklı bir şekil ortaya çıktı. Üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra baktım ki ortasında kırmızı domatesler var. Kenarına da yeşil soğan serpiştirmek sonradan aklıma geldi. Soğanlar hem renk hem de lezzet katacağını düşündüğüm için gördüğünüz gibi soğanları da kenarlarına serpiştirdim. Fakat ortasındaki domatesleri tekrar çıkarttım. Çünkü oralara da beyaz kalmaması için yumurta sarısı sürdüm. Sizler domatesleri koymadan önce yumurta sarısını sürüp öyle domatesleri koyabilirsiniz. Benim gibi iki defa işlem yapmanıza hiç gerek yok. Her yerine yumurta sarısını sürdükten sonra kesmiş olduğumuz domatesleri tekrar aynı yerine diziyoruz. Kenarındaki yeşil soğanlarla ve ortasına koymuş olduğumuz domateslerle böreğimizin görselliği gerçekten şu anda muhteşem görünüyor. Şöyle kenarlarına da susam serpiştirdim. Domateslerin olduğu yere de sonradan susam serpiştirdim. Fakat size tavsiyem domateslerin olmuş olduğu bölüme susam serpiştirmeyin. Piştikten sonra susam serpiştirmezseniz görselliği çok daha güzel görüneceğini düşünüyorum. O yüzden sizler benim gibi yapmayın. Sadece kenarlarına susam serpiştirin. Orta yerine kesinlikle susam serpiştirmeyin. Sadece soğanları serpiştirdiğimiz yerlerin üzerine rendelenmiş kaşar peynirinden çok az miktarda serpiştiriyoruz. Kaşar peynirlerini soğanların üzerine kapatmayacak şekilde serpiştirelim ki piştikten sonra o yeşillikler kapanmasın ve yeşillikleri de görelim. Hatta kaşar peynirini serpiştirdikten sonra üzerine biraz daha soğan serpiştirebilirmişiz. Çünkü piştikten sonra hafif soğanlar üzerinden kayboldu. Sizlere tavsiyem kaşar peynirinin üzerine de birazcık daha soğan serpiştirmenizdir. Ben de dediğim gibi ilk kez yaptığım için nasıl yapabileceğimi tam olarak bilemedim. Fakat tekrar yaptığımda emin olun ki soğanla biraz daha fazla koyacağım. Hem lezzet açısından hem de görsellik açısından çok daha farklı görüneceğine emin olabilirim. Altında fırın kağıdı olduğu için fırın tepsine de kolaylıkla alabiliyoruz. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırının altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Pişirme sonrası her fırına göre değişeceği için kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösteriyoruz. Fırından çıktığı gibi hemen servis yapmıyoruz. Üzerine temiz bir bez örtüyoruz ve bir 10 dakika bekledikten sonra fazla da soğumasına izin vermeden sıcak sıcak servis yapıyoruz. Ve böreğimizi servis tepsisine alıyoruz. Gördüğünüz gibi böreğimiz rengarenk ve muhteşem görünüyor. Önce de belirttiğim gibi ortasına susam serpiştirmeyin. Şekli çok daha güzel görünecektir. Kenarlarına da soğanı biraz daha bol serpiştirirseniz daha yeşil ve daha canlı, daha renkli görünecektir. Börek gerçekten tek kelimeyle harika görünüyor.
Ve böreğimizi şöyle hiç kesmeden servis tepsisiyle masamızın ortasına getirdiğiniz zaman emin olun ki böreğinize herkes hayran kalacaktır. Sadece bütün haliyle değil, böreğimizi kesip dilimledikten sonra da servis tabağımızda gerçekten harika görünüyor. Kesmiş olduğum dilimi şöyle sizlere bir de yakından göstermek istiyorum. Tepside göründüğü kadar dilim halinde kestiğimizde de çok farklı ve çok güzel görünüyor. Her zaman ne diyoruz? Böreğimizin ve yemeklerimizin lezzeti kadar görselliği de öncelikle gözümüze hitap etmeli. Şöyle size ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Böreğimiz şöyle puf puf yumuşacık oldu. Şöyle bir de kopartarak sizlere kopartıp içerisini göstermek istiyorum. Ben bu tür börekleri çok da fazla kalın sevmiyorum. Daha ince sevdiğim için ben ince yaptım. Sizler isterseniz kalın yapabilirsiniz ama size tavsiyem tam lezzetini almak istiyorsanız bu incelik tam kıvamında ve tam ayarında oluyor. Kenar kısmına koymuş olduğumuz salçalı peynirli sosumuz yerken o kadar lezzetli ki bunu size tarif etmem mümkün değil. Mutlaka size peynirli ve salçalı sos denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca üzerine serpiştirmiş olduğumuz kaşar peyniri ve yeşil soğan böreğimize ayrı bir lezzet veriyor. Şayet bugüne kadar yeşil soğanlı börek ve poğaça yapmadıysanız mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Denediğinizde emin olun aynen şöyle diyeceksiniz: bir soğan bu kadar mı lezzetini değiştirir? Emin olun yapıp tadına baktıktan sonra yemelere doyamayacaksınız. Bundan sonra börek ve poğaçalarınıza mutlaka bol bol yeşil soğan kullanacaksınız. Benim evde sadece 2 tane soğan vardı. 2 tane soğan kullandım. Fakat sizlere tavsiyem 4-5 tane bu böreğe soğan kullandığınızda lezzetini çok çok daha fazla arttıracaktır. Bizler böreğin şeklini çok beğendik. Eminim sizler de bizim kadar beğenirsiniz. Hem gösterişli hem lezzetli hem de farklı bir börek arıyorsanız mutlaka bu tarifi yapın derim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni göndereceğim video tarifleri kaçırmak istemiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na abone olduktan sonra bildirim zilin sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. Kalbinizden sevgi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, sevdiklerinize sevgiyle, hoşça kalın, hep mutlu kalın.